Merhaba arkadaşlar Ece'nin örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu mini mini karnabahar modeli bebek etiğinin yapımını anlatmak istiyorum. Bugün bu eteği bir yaş bebek ölçüsünde yapıyorum ama siz yapacağınız aya göre daha küçük veya daha büyük başlayarak da yapabilirsiniz. Eteğin örgüsüne bel çevresini ölçü alarak başlıyoruz. Bebeğinizin beline göre ölçü alarak başlayabilirsiniz. Ben standart bebek ölçülerinde yapıyorum. Bebeğiniz yanınızda yoksa yeni doğan bebek için daha az sayıda zincir çekebilirsiniz. Ben bugün 1 yaş bebek için 86 zincir çekerek başlıyorum. İpim biraz ince. Normalde 1 yaş bebek için 80 zincir çekiyorum ama ipimin inceliğinden dolayı bugün 86 zincir çektim. 5 sıra lastik örgüsünden itibaren modelleri yerleştirmeye başlıyoruz. Model iki sıranın tekrarıyla karnabahar modellerini elde ediyoruz. Karnabahar modelleriyle oluşan etik boyunu tercihimize göre istediğimiz uzunluğa kadar örerek eteğimizi bitiriyoruz. Eteğimizin örgüsünde Nako Rekor ipini kullandım arkadaşlar ben bugün. Bakın bu şekilde bir Nako'nun pembe ipi vardı. Pembenin bu tonunu çok sevdim. Nako yüzde %100 akrilik bir ip bu. Renk numarası 2244 üzerinde 100 gram 360 metre yazıyor. Yani ince dokulu bir ip bu. 3,5 milimlik tığ kullandım. İpe göre biraz kalın bir tığ bu arkadaşlar. Ama modelden dolayı biraz kabarık dursun istedim ve yumuşak dursun istedim. Onun için 3,5 milimlik tığ kullandım. Siz isterseniz 3 da kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Siz ipinizi tığınızı hazırlayın. Hep birlikte bu mini mini küçük hanımefendi eteğini birlikte örelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Zil şeklindeki butonu da aktifleştirirseniz bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. Hepinize kolay gelsin. İyi seyirler. Yapacak olduğumuz eteğin bel lastiği için 86 zincir çekerek başlıyoruz. Şu şekilde bakın bir ilmek alıyorum. İlk ilmeğimi oluşturuyorum. Burasını herkes farklı bir şekilde oluşturabilir arkadaşlar. Siz nasıl kolay bir ilmek oluşturuyorsanız öyle oluşturabilirsiniz. Ve zincirlerimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 86 zinciri çektim. Bu aşamasında çekmiş olduğunuz bu zinciri bebeğinizin beline göre ölçerek yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ben standart bebek ölçüsünde yapıyorum bugün. 1 yaş bebek için 86 zincir çektim. Bu çekmiş olduğum 86 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bakın sıfır noktasını uç noktasına tutuyorum. Çekmiş olduğum zinciri çektirmeden ölçüyorum. 38 santim bakın şu şekilde 38 santimlik bir zincir boyum var bu esneyecektir bakın esnek üzerine şimdi trabzanlar yapacağız trabzanlar yaptığımız zaman daha güzel şeklini alır bu çekmiş olduğumuz zincirleri bebeğinizin belini ölçtünüz ve kararsız kalıyorsanız trabzandan sonra tekrar ölçersiniz Onun için birkaç tane fazla zincir çekmenizde hiçbir sakınca yok arkadaşlar Eğer trabzanı yaptıktan sonra tekrar ölçtüğünüz zaman fazla kalırsa zincir sayısı bu sıra sonundaki zincirleri sökme imkanımız var. Birkaç tane fazladan zincir çektim. 1, 2, 3 zincir de dönüş için çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincirin içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu zincirleri yaparken elinizi çok sıkı yapmazsanız daha iyi olur. Elastiki bir görüntü elde etmek istiyoruz çünkü lastiğimizde arkadaşlar. Lastik örgüsü yapacağız burayı. Bakın takip eden gözeneğe de bir trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Gördüğüm bütün gözeneklerin üzerine artık trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum. iki defa da çıkarıyorum. Normal ikili trabzanlar yapıyoruz. bu şekilde devam ediyoruz. Bütün zincirlerin üzerine yani bize gerekli olan benim yapacağım bir ölçüde etek için 86 zincirin üzerine trabzanlar yapalım. Bu dönüş için 3 zincir çekmiştik. Bu da bir trabzan oluyor. Bu 3 zincirden başka 85 trabzan yapalım. Zincirlerin üzerine 86 trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar sıra sonunda bu zincirlerim arttı. Ölçelim siz bu aşamasında bebeğinizin beline göre tekrar bu yapmış olduğunuz trabzanları ölçün. Eğer sıkı gelmiyorsa tamamdır. Zincirleri sökebiliriz. Eğer dar geliyorsa ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar zincirlere devam edersiniz. Zincirleriniz artacak olursa da sökersiniz. Bakın sökme işlemini de şöyle yapıyorum. Nim için bu trabzan sayısı yeterli çünkü burada bırakıyorum. Bakın şu şekilde ilk baştaki gözeneye tığ takıyorum, çekiyorum. Aynı şekilde gördüğüm, bakın tığ taktım, çektim. Tığ takıp çekiyorum. İhtiyacımız olana kadar aynı şekilde ilmeğe tığ takıp çekiyoruz. Bakın son trabzanın yaptığım yerde bitirdim. Artık orada zincir görünmüyor. Bu yapmış olduğumuz trabzanların kaç santim olduğunu ölçelim. 38 santimlik zincirimiz vardı. Bakın sıfır noktasını bitim noktasına tutuyorum arkadaşlar. İlk etapta örgümü çektirmeden ölçüyorum. Bakın şu şekilde ölçtüğüm zaman 40 santimlik bir trabzan sırası var. Bu 40 santimlik ölçü benim yapacağım bir yaş bebek için yeterli arkadaşlar. Bu elastiki demiştim. Bakın çek çekerek ölçtüğümüz zaman ölçü değişiyor. Bakın burasını sıfırda tutuyorum. Çekerek ölçtüğümüz zaman bu 48 santime kadar çıkabiliyor. Bakın. Şu anda 48-49 santim hatta. 40 santimlik ölçü çekildiği zaman 48-49 santime kadar çıkıyor. Siz de bebeğinizin belini ölçerek yapıyorsanız çok sıkmadan esnek bir şekilde duracağına dikkat edin arkadaşlar. Bu 86 trabzanın yani 85 trabzan baştaki 3 zincirle 86 trabzan. Şimdi lastik örgüsüne geçiyoruz. Bakın bu trabzanları lastiğe dönüştüreceğiz. Düzgünce bakın düzgün bir şekilde gelmesine dikkat ediyorum bu şekilde çapraz gelmiyor bakın bunu birleştireceğiz arkadaşlar bu yaptığımız trabzan sırasını burada birleştiriyoruz başta zinciri de birleştirebilirsiniz ama o zaman dar geldiği zaman genişletme imkanımız yok trabzan sırasını yaptıktan sonra bebeğin belini ayarlayabilmek için fazladan çekiyoruz zincirleri sökebiliyoruz çünkü zincirde böyle bir imkanımız olmadığından ben bu şekilde trabzanı birleştirmeyi tercih ediyorum bakın bu ilk trabzan gözeneğine tığı takıyorum tepe noktasına ilmek alıyorum ikisinin içerisinden geçirdim kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım 1 2 zincir çekiyorum bakın bu diğer ucunu da burada birleştirelim bu diğer ucunu da Bakın bu üç zincir çektiğimiz yerde bulunan son gözleneğe tığı takıyorum. 2 ilmeği bir alalım. İpin ucunu da içerisinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiş oluyorum. Bakın diğer ucunu da birleştirmiş olduk. Burası lastik olacağı için zaten o görüntü gidecektir iki zincir çekmiştik. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu ilk gördüğüm bakın trabzanı benden taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Lastik örgüsünde trabzanları biraz gevşek bırakırsanız daha güzel olur. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan bakın buradan almıyorum ve tepe noktasından da almıyorum. Ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Üçüncü trabzanı benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer trabzanı ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir içten bir dıştan alıyoruz yani bakın. Benden taraftan trabzan yapıyorum. Ters taraftan bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde boşluklardan alarak trabzan yaptığımız zaman lastik görünümü elde ediyoruz bakın. Sıra sonuna kadar gördüğümüz bütün trabzanları bir içten bir dıştan boşluklardan alarak trabzan yapalım. Bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanları bir içten bir dıştan alarak bakın sıra sonuna kadar lastik örgüsünü yaptım. Sıra sonunda bu başlangıçta yapmış olduğumuz bakın benden taraftan görülen lastik var. Onun olduğu gözeneğe tığ takıyorum ilmek alıyorum içerilerinden geçiriyorum bakın kapatma tekniğiyle sırayı kapatıyorum 1 2 zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için ipi tığın üzerine alıyorum artık bu sırada lastik örgülerini nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapacağız bakın bu benden taraftan görünüyor benden taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum diğeri ters tarafta görünüyor bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğeri ters taraftan görünüyor. Bakın ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bu sırayı da nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapıyoruz bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar yapmış olduğumuz lastik örgüsünü nasıl görüyorsak bizden taraftan görüneni bizden taraftan ters tarafta görüneni de ters taraftan boşluktan alarak devam edeceğiz sıra sonunda kaydırma tekniği yaparak bir üst sıraya çıkacağız bu şekilde bu lastik örgüsünü tercihinize göre 4-5 sıraya kadar tamamlayalım gelelim. Daha sonra etiğin modellerini yerleştirmesini yaparız. Lastik örgüsünü 5 sıra sonunda tamamladım ben arkadaşlar. Bakın sayıyorum. 1 2 3 4 5. Bu ölçü benim için yeterli. Kaç santimlik olduğunu ölçüyorum eninin. Siz de tercihinize göre bunu 4 sırada yapabilirsiniz, 5 sıra yapabilirsiniz, 6 sıra yapabilirsiniz. Bakın 4 santimlik bir lastik örgüsü var elastik bir de yapıya sahip bakın lastik görünümlü bir bel ölçüsü yaptık arkadaşlar şimdi modelimizi yerleştirelim bakın lastik bitiminde kaydırma tekniği ile sırayı kapadım şu anda sıfır noktasındayız bir zincir çekiyorum İpi tığın üzerine alıyorum bakın bu gözeneği ve ikinci gözeneği atlıyorum 3. gözeneği bir trabzan yapıyorum. Karnabahar modellerini yerleştiriyoruz artık. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı gözenek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Model için bu aynı gözeneğe 6 trabzan yapacağız. 2 trabzanı yaptık. 3 4 5 6 bakın 6 trabzandan oluşan modelimizi yaptık bir zincir çekiyorum 1 2 gözenek atlıyorum üçüncü gözenek içerisine sık iğne olarak bu yapmış olduğum modeli tutturuyorum Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar ikinci modeli yapacağız bir zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bu sefer bir gözenek atlıyorum. İkinci gözenek içerisine model yerleştiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı trabzanı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir, 2 gözenek atlıyorum. 3. gözenek içerisine sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir gözenek atlıyorum. İkinci gözenek içerisine model yerleştirmek üzere 6 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 bir zincir çekiyorum 1 2 gözenek atlıyorum 3. gözenek içerisine sık iğne olarak tutturuyorum bakın bu şekilde modellerimizi yerleştirmiş oluyoruz sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim bu model yerleştirme sıramızda bir gözeneği altı trabzan yapıyoruz bir zincir çekiyoruz 2 gözenek atlayıp bir sık iğne olarak tutturuyoruz üçüncü gözeneye. Diğer modeli yerleştirmek için sık iğneden sonra bir zincir çekiyorum, bir gözenek atlıyorum, ikinci gözeneye 6 trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip iki gözenek atlayıp üçüncü gözeneye sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip bir gözenek atlayıp ikinci gözeneye model yerleştiriyorum. Yani bu aralarda Modelden sık iğne arasında iki gözenek atlıyoruz. Sık iğne ile diğer model arasında bir gözenek katlıyoruz. Bu şekilde devam ederek modellerimizi yerleştirelim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Model yerleştirme sıramızda son modeli de yaptım. Bakın 6 trabzan yaptım. Buraya bitirdim model sırasını. Bu sırada kaç model yerleştirdiğimizi sayıyorum. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 17 model yerleştirdik bir sırayı arkadaşlar. Bakın bu son modeli bununla birleştirmek için bir zincir çekiyorum, sık iğne ile başladığımız gözeneye tığımı takıyorum, kaydırma tekniği yaparak bakın kapadım. Nasıl göründüğüne bir bakalım. Bakın bu şekilde dilimli bir sıramız oldu arkadaşlar. Modelimizde ikinci sıradayız. İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Ama trabzanları bu sefer tersten alacağız. Bakın bir zincir çekelim burada. Örgüyü çeviriyorum. Böyle daha kolay yapıyoruz. İsteyen arkadaşlar bu şekilde de alarak gidebilirsiniz. Tersten alacağız çünkü. Ben bu sefer bu şekilde kolayca olsun diye örgümü çevirdim. Bu ilk gözenek bakın ilk trabzanı 6 trabzan yapmıştık bir modelde bu ilk trabzanı belinden kavradım içerisinden geçirdim kaydırma tekniği yaparak oraya geçtim 1 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine alıyorum bu gördüğüm trabzanları 6 trabzan yapmıştık bir modeli ya bunun ikinci trabzanı boşluktan bakın boşluktan kavradım trabzan yaptım İpi tığın üzerine alıyorum. Üçüncü trabzanı da boşluktan kavrayarak trabzan yapıyorum. Lastik uygulamasında yaptığımız gibi tepe noktalarına değil boşluktan kavrayarak yapıyoruz. Bir, iki zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın modelde geriye kalan üç trabzan var. Bunları da aynı şekilde boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bir, 2 3 ipi tığın üzerine alıyorum zincir çekmeden diğer modele geçiyorum diğer modelde bulunan ilk 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum bakın 1 2 3 3 trabzanı boşluktan kavrayıp trabzan yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. Geriye kalan bu 3 trabzanı trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Görüntü olarak bakalım. Bakın bu şekilde karnabahar modellerimiz belli olmaya başladı. Diğer modele geçerken zincir çekmiyoruz aralarda. ipi tığın üzerine alıyoruz. İlk 3 trabzanı boşluktan kavrayıp trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde 3 trabzandan sonra 2 zincir çekiyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz. Geriye kalan 3 trabzanı da boşluktan alarak trabzan yapıyoruz. Tığın üzerine alıyorum. Diğer modele geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ettirelim. Bir alt sırada yapmış olduğumuz 6 trabzanın 3 trabzanını boşluktan alarak trabzan yapalım, 2 zincir çekelim. Geriye kalan üç da boşluktan alıp trabzan yapalım. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Modelimizin ikinci sırasında da son modeli yaptım ben arkadaşlar. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak bu son modeli ilk modelle birleştirmem gerekiyor. Bakın ipi tığın üzerine almadan ilk gözenek ile bakın burada zincir çekerek oluşturduğumuz bir trabzan vardı. Onun tepe noktasına tığı takıyorum. İlmek alıp kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın birleşmiş oldu. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu modele başlarken ilk yaptığımız sırayı yapacağız. 6 trabzanlı sıra yapacağız. Bakın şu anda başlangıç yerinde olduğumuz gibi aynı bir zincirlik bir sık iğnem var. İpi tığın üzerine alıyorum. Burada bakın 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapmıştık. Bunun bu 2 zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bakın sayıyorum. 2 4 6 trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bu bakın iki model ortasında bir boşluk var. Buna sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer model ortasında bulunan bu iki zincirlik boşluğa 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Bakın görüntü olarak da modeller birbirini devam ediyor üst üste devam edecek bu modeller etek bitesiye kadar 6 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum bu iki model ortasında görünen bu boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum bir zincir çekiyorum diğer modelin içerisine 6 trabzan yapıyorum 6 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. 2 model arasında sık iğne olarak bakın tutturuyorum. Bu sırayı bu şekilde 6 trabzan olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Karnabahar modelimiz bu iki sıranın tekrarıyla devam edecek. Bir sırada şimdiki sırada yapmış olduğumuz gibi 6 trabzan yapacağız. Bir zincir çekip iki model arasındaki boşluğa sık iğne olarak tutturacağız. Diğer modeli yapmak için bir zincir çekip diğer modelin ortasında bulunan iki zincirlik boşluğa altı trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada da örgümüzü çevireceğiz. Bu sırada yapmış olduğumuz bu altı trabzanın ilk üç trabzanını boşluktan kavrayıp trabzan yapacağız. İki zincir çekip diğer üç trabzanı da aynı şekilde boşluktan kavrayıp trabzan yapacağız. Zincir çekmeden diğer modele geçeceğiz. Bu iki sıranın tekrarıyla bir model oluşturarak devam edelim. Etek boyunu tercihinize göre istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Benim yapacağım ölçüde bir etek için bu şekilde görünen bakın modellerden 9-10 sıra kadar örmem gerekiyor. Siz de tercihinize göre yüksekliğini tamamlayalım gelelim. Eteğin yüksekliğini benim yapacağım ölçüye göre tamamladım arkadaşlar ve benim tercihime göre tamamladım siz bunu daha uzun istiyorsanız daha çok da yapabilirsiniz bir sıra daha ilave edebilirsiniz veya daha mini istiyorsanız bir model önceden bırakabilirsiniz kaç model yaptığıma bakıyorum 2 4 6 8 9 modeli tam bitirdim 10. modelde Bakın 6 trabzanlı bölümdeyim şu anda. Trabzanlı sıra yapmak için bir zincir çekiyorum. Bu son sıramız arkadaşlar etek ucu olacak. Etek ucunda biraz daha dilim dilim olsun diye 6 trabzan yerine daha çok trabzan yapmak istiyorum. Siz bu trabzan sayısını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın bir zincir çektim. Sanki 6 trabzanlı yapıyor gibi İpi tığın üzerine aldım. Bu iki zincirlik boşluğa trabzan yapmaya başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın 2 zincirlik boşluğa 8 trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine almadan 2 model ortasında bulunan boşluğa tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer modele geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın 8 trabzanı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. 2 model ortasında bulunan boşluğa sık iğne olarak tutturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer model için 8 trabzan yapıyorum. Etek ucunda bulunan modelleri bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar bu iki zincirlik boşluklara 8'er trabzan yaparak dilim modelleri devam edelim. Eteğin ucuna yapmış olduğumuz dilimlerin sonuna geldim. Bakın son dilim modelinde yaptığım 8 trabzan ile bir zincir çekiyorum. Bu başlangıçta bakın dilim modeline başlarken o burada bir sık iğne vardı. Onun içerisine tığımı takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum ve böylece eteğimizi bitirmiş olduk. İpimi burada kesebilirim. Bunu iğne yardımıyla veya bu tığ yardımıyla da içeriden bakın şu şekilde dolguların bu dilim modellerinin içerisinde bulunan yapmış olduğumuz dolguların içerisine tığınızı takın. Bütün dolgulardan alırsak hiç görünmez arkadaşlar. Bakın. İpin ucunu da tığa takıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bu, bu şekilde. Bakın hiç belli olmayacak. Böylece çıtı pıtı bir eteğimizi bitirmiş olduk. Bakın. Çok tatlı bir etek oldu arkadaşlar bu. Eteğimiz bu şekilde kullanıma hazır. Bitmiş haliyle size ölçülerini vermek istiyorum. Tam yüksekliğini ölçüyorum. Bu yükseklik tamamen tercihinize kalmıştır. Siz daha uzun istiyorsanız bir iki model daha uzun yapabilirsiniz. Eteğin boyunu daha mini istiyorsanız da etek boyunu yaptığımız sıralarda bir model önceden model yapımını bırakabilirsiniz sonra dilime geçebilirsiniz tam boyunu ölçüyorum bizim eteğimizin bitmiş haliyle 23 santim enini ölçüyorum bakın bu şekilde eni 22 santim bu esnek arkadaşlar bakın şu şekilde ucuna tutuyorum ölçtüğüm zaman 26 santimden fazla görünüyor 27 santim bakın yani 27 santimde 54 santimlik bir ölçü demektir bel çevresi olarak. Elastiki bir yapıya sahip olduğu için bebeğinizin beline çok rahat olacaktır bu. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Ama isterseniz bu bel çevresine herhangi bir kordon yapabilirsiniz. Kurdale geçirebilirsiniz veya dantela geçirebilirsiniz. Siz nasıl tercih ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Eteğimin bel çevresini bu şekilde bir dantela geçirmek istiyorum. Dantelanın ucunu 1 metre kadar arkadaşlar bu. 1 metre kadar yeterli. Ama tercihinize göre bir yarım metre daha uzatabilirsiniz. Uzun olsun istiyorsanız. Dantelanın ucunu çatal iğneye geçirdim. Bakın geçirmesi kolay olsun diye. İsterseniz tığ yardımıyla tek 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 yapabilirsiniz. Nasıl sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde geçirme işlemini yapabilirsiniz. Bakın bel lastiğinin son sırası olan bu sıraya şu şekilde çatal iğnenin ucunu takıyorum. Trabzanları bir içten bir dıştan almıştık lastik örgüsünde. Bizden tarafa aldıklarımız bakın üstte kalıyor diğeri altta kalacak şekilde geçiriyoruz. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın böylece geçirmiş olduk. Bebeğinize giydirdiğiniz zaman bunu şu şekilde fiyonk olarak bağlayabilirsiniz. Hem kullanım amaçlı hem de görüntü olarak güzel oldu bakın. çok tatlı bir etek yaptık. Arka görüntüsü de bakın bu şekilde birleşim yaptığımız yerin görüntüsü de çok belli olmuyor arkadaşlar. Böylece bir örgü anlatmamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle kalın.